Örtü altı yetiştiriciliği, bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla yaratılmasıdır. Türkiye'de örtü altı tarım ilk kez 1940'lı yıllarda kamu kuruluşları tarafından kurulan seralarla başlar. Sera kurulumunda uygun çevre koşullarının yaratılması gerektiğinden uygun bir sera yeri seçimi ilk adımdır. İyi tasarlanmış bir sera, bitki gelişimi için gerekli olan iklim koşullarını sağlamalı, yıl boyunca üretime olanak tanımalı ve önemli iklim faktörlerini belirlenen optimum değerlere olabildiğince yakın olacak biçimde sağlamalıdır. Bu nedenle, seraların yüksek ışık geçirgenliğine, düşük ısı tüketimine, yeterli havalandırma etkinliğine, yeterli yapı mukavemetine ve yapının tamamının iyi bir mekanik davranışa sahip olması, inşaat ve işletme maliyetinin düşük olması gerekir. Bu program, alçak tünel, örtü tipleri, sera, sera yeri seçimi anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra, örtü altı tarımın Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimi nasıldır, örtü tipleri nelerdir, sera yeri belirlenirken dikkat edilecek hususlar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Örtü altı yetiştiriciliği, bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla yaratılıp sürekli denetim altında tutulduğu, yıl boyunca üretimi olanaklı kılması nedeniyle birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayan bir yetiştiricilik dalıdır. Örtü altı tarım, sere ve alçak plastik tüneller altındaki üretimi kapsar. Alçak plastik tüneller, İskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülerek yetiştiricilik dönemi için inşa edilen yapılardır. Bu sayede bitkilerin düşük sıcaklık, rüzgar ve haşerelerden korunması amaçlanır. Seralar ise iklim koşullarının açıkta bitki yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde yıl boyunca kültür bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesini sağlayan yüksek sistemli yapılardır. Dünya nüfusu giderek artarken doğal olayları İklim değişikliği, kentleşme gibi birçok farklı nedenle tarım alanları giderek azalır. Bu durum ise artan nüfusun beslenebilmesi için birim alandaki ürün miktarının artışını gerektirir. Bunu sağlayan en önemli araçlardan biri ise örtü altı tarımdır. Örtü altı tarımın tarihsel gelişimine baktığımızda bitkileri koruma amaçlı yapıların Roma İmparatorluğuna dayandığı görülür. 15. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl arasında ise İngiltere, Fransa ve Hollanda'da tekrar görülür. Avrupa'da ilk seralar özellikle narenciye bitkilerini kış aylarından koruma amaçlı kullanılır. Türkiye'de ise seracılık diğer ülkelere göre daha yenidir. Örtü altı tarım ilk kez 1940'lı yıllarda kamu kuruluşları tarafından Antalya ve İçel'de kurulan seralarla başlar. Daha sonra giderek artan seraların %90'ı Akdeniz, %5'i ise Ege'de yer alır. Örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan başlıca örtü tipleri plastik ve camdır. Toprak üzerine serilen örtülerde plastik malçlar olarak bilinen örtü altı üretim sistemleri erkencilik ve yüksek verim için kullanılır. Yabancı otların gelişmesini engelleme, toprak yüzeyindeki buharlaşmayı azaltma kaliteyi arttırma ve hastalık ve zararlara karşı bitkiyi koruma gibi yararları vardır. Bitki üzerine serilen örtülerin ise en yaygın olanı dokunmamış gözenekli plastiklerdir. Isı örtüsü olarak kullanılmasının yanında bitkiyi kum, kuş, böcek ve haşerelerden korumak için de kullanılır. Son olarak gölge evi düşük maliyetle inşa edilmesi ve pestisit kullanımını azaltmasından dolayı son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılır. Solar radyasyondan, Dolu ve rüzgardan koruma sağlaması, termal koşulları iyileştirme ve böceklerin yapı içerisine girişini engelleme, gölge ve yetiştiriciliğin sağladığı yararlardır. Sera'da yetiştirilen bitkilerden optimum düzeyde verim alabilmek için uygun çevre koşullarının yaratılması gerekir. Bunun da ilk adımı uygun bir sera yeri seçimidir. Karlı bir üretim için seçilen yerin seracılık yönünden uygun olması seranın yönlendirmesinin doğru yapılmış olması ve uygun bir avlu düzeni oluşturulması yaşamsal öneme sahiptir. Yönlendirmede uygun çözümü bulmak için sera kurulacak yerin enlem derecesi, sera tipi, çatı eğimi ve çatı tipi ile mevsim etkilidir. Sera yeri seçiminde dikkate alınması gereken belli başlı faktörler arasında ışık, iklim koşulları, rakım, su kaynağı ve kalitesi, zararlı tehdidi, toprak ve topografya, yola bağlantı, kullanılabilir iş gücü varlığı sayılabilir. Işık, bitkilerin fotosentez yapması için gereklidir. Bulutlu günlerde bitkilerin fotosentez miktarı ve buna bağlı olarak da büyüme ve verim yeteneklerinde bir azalma meydana gelir. Bu nedenle yıl boyunca özellikle de kış aylarında güneşlenmenin fazla olduğu yerler sera yeri olarak tercih edilmelidir. Sera kurulacak bölgenin iklim koşullarına da dikkat edilmelidir. Bölgede deniz, göl, akarsu gibi su kütlesinin bulunması o bölgede ılıman bir iklimin egemen olmasına yol açabilir. Ayrıca bölgede bulunan ağaç, dağ ya da diğer engeller özellikle sabah ve öğleden sonra seralarda gölgeleme etkisi yapılabilir. Bazı bölgelerde de yılın belirli zamanlarında bulut ve sis oluşumunun meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Bunun dışında şiddetli rüzgarların varlığı seraya zarar verebilir. Bu nedenler göz önüne alınarak sera kurulacak bölgenin iklim koşulları iyi analiz edilmelidir. Bir yerin deniz seviyesinden olan yüksekliği yaz aylarında görülen maksimum sıcaklık ile kış aylarında görülen minimum sıcaklığı etkiler. Bu nedenle rakımı uygun olan bir yerin seçilmesiyle kış aylarında ısıtma giderleri, yaz aylarında ise soğutma giderleri azaltılabilir. Sera yetiştiriciliğinde sulama Isıtma, soğutma, nemlendirme, elde edilen ürünlerin temizlenmesi ve ilaçların seyreltilmesi gibi kültürel işlemlerde kullanılmak üzere yeterli miktarda ve kaliteli bir su kaynağının bulunması da oldukça önemlidir. Su kaynağı olarak akarsular, göller gibi yerüstü su kaynaklarının yanında açılan artezyen ve derin kuyularla yeraltı suyundan veya içme suyu şebekesinden yararlanılabilir. Sera yeri seçilirken arazide zararlı böceklerin konakladığı mevcut tarım alanlarından uzakta olmasına özen gösterilmelidir. Zararlı böcekler içerisinde beyaz sinek, yaprak biti, örümcekler ve kirpik kanatlı sayılabilir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurlardan biri olması nedeniyle sera kurulacak yerin toprağının kaliteli olması gerekir. Sera toprağı olarak geçirgen, besin içeriği zengin yani verimli, su tutma yeteneği iyi, drenaj, taşlılık sorunu olmayan derin topraklar idealdir. Tınlı ve kumlu topraklar en çok tercih edilen topraklardır. Arazi topografyası da yer seçiminde etkilidir. Arazinin eğimi ve eğim yönü de dikkate alınmalıdır. Kış güneşinden yararlanma ve kuzey rüzgarlarından korunma yönünden arazi eğiminin güney ya da güneydoğuya bakması arzu edilir elde edilen ürünün bozulmadan pazara ulaştırılabilmesi için sera kurulacak yerin mutlaka işlek bir yola bağlantısı olmalıdır. Ayrıca sera örtü malzemesi ve yapı elemanlarının taşınması, gübre, ilaç, yakıt, alet ekipman gibi girdilerin kolaylıkla seraya ulaşması yönünden de yola bağlantı oldukça önemlidir. Seracılık yıl boyunca üretim yapılan ve yoğun iş gücü kullanılan bir sektör olduğundan ek iş gücüne gereksinim duyulur. Budama yetiştirme, hasat ve paketleme işlemlerinin yerine getirilebilecek nitelikli iş gücünün yakın çevreden sağlanabilir olması önemlidir. Örtü altı tarım, sera ve alçak plastik tüneller altındaki üretimi kapsar. Alçak plastik tüneller, iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülerek bir yetiştiricilik dönemi için inşa edilen yapılardır. Seralarsa iklim koşullarının Açıkta bitki yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde yıl boyunca kültür bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesini sağlayan yüksek sistemli yapılardır. Örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan başlıca örtü tipleri plastik ve camdır. Toprak üzerine serilen plastik malçlar, bitki üzerine serilen gözenekli plastikler ve gölge evi yaygın bir şekilde kullanılan örtü tipleridir. Sera yeri seçiminde dikkate alınması gereken belli başlı faktörler arasında ışık, iklim koşulları, rakım, su kaynağı ve kalitesi, zararlı tehdidi, toprak ve topografya, yola bağlantı, kullanılabilir iş gücü varlığı sayılabilir. Bu programda örtü altı tarımın Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimi nasıldır, örtü tipleri nelerdir, sera yeri belirlenirken dikkat edilecek hususlar nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Örtüaltı Üretim Sistemleri kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.